Atmadan yine sizinle ilgili konularla devam edelim. Belediye başkanları bazen son derece ön plana çıkıyor. Hatta bazı milletvekillerinden daha fazla isimlerini duyuyoruz. Şişli Belediyesi'nin başkanlarını ise özellikle son yıllarda çok duyuyoruz. Daha önce bir Fatma Girik vardı, ondan sonra bir Gülay Atığı vardı, şimdi de Mustafa Sarıgül var. Dolayısıyla düz mantıkla düşünecek olursak acaba Şişli Belediyesi'nin başkanı olmak beraberinde ayrı bir şöhret ve ünü de getiriyor mu? Evet ben tabii siyasette belediye başkanlığından makam olarak da, mevki olarak da, devlet protokolünde de çok daha önemli görevlerde bulundum. Ben 30 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç parlamenteri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık divanı üyesi olarak görev yaptım. Dolayısıyla oradaki benim attığım imzaların rakamsal, ekonomik, finansman boyutlarıyla Şişli Belediyesi'nin boyutlarına bakarsanız arada dağlarca fark var. Evet. O nedenle ben gücümü ya da ismimi ya da Mustafa Sarıgül'ün becerilerini şu anda Şişli Belediye Başkanlığı'nda kazanmıyorum. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak yaptığım görev, orada edindiğim bilgi, beceri, yetenek ve tecrübelerimi Şişli halkıyla birlikte burada paylaşıyorum. Sizin iki kitap... Diğer arkadaşlarımıza gelince onlar bu dönem belediye başkanı oldular ve o belediye başkanından sonra da farklı görevlere gittiler. Evet. Ama ben öyle olmadım. Benim bu ilk görevim değil. Siyasi bir geçmişiniz vardı. Onu da ilettim zaten başında ama sizin iki kitabınız var. Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili adını taşıyor. Diğeri de İstanbul'da direksiyon sağlamak. O anlamda tabii bu kitapların da içeriğini açıklayıcı mahiyetle şu soruyu yöneltmek istiyorum. Mecliste milletvekili olmak mı daha zor yoksa bu anlamda İstanbul'da direksiyon sağlamak mı? Evet, mecliste milletvekili olmanın tabii farklı yanları var. Orada yasama görevindesiniz. Meclis araştırması, soru önergesi, kanun teklifleri ve gündem dışı konuşmalar. Oradaki sorumluluğunuz çok daha farklı ama burada birebir uğraşıyorsunuz. Bu milletvekilliğinde genel konular var. Ama burada daha lokal, daha arzu ettiğiniz projeleri hayata geçirme şansına sahipsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili adı altında yayınladığım kitap, benim oradaki meclisteki yaptığım konuşmalar, soru önergelerim, meclis araştırmalarım, gündem dışı konuşmalarım ve vermiş olduğum kanun teklifleriyle ilgili. İstanbul'da direksiyon sallamak adında kitabıma gelince o benim için çok önemli. Ayrı bir yeri var. Çünkü benim babam da İstanbul'da çok direksiyon salladı. Benim babam da bir şoför. Böyle olunca ben İstanbul'da direksiyon sallamak diye bir kitap kendim çıkardım milletvekili olduğum dönemlerde. Şu anda da onun daha geniş bir çalışmasını yapıyorum. Çünkü ben yaşamımda babama çok şey borçluyum. Babamı da çok seviyorum ve babamın mesleği olan mesleğe de çok büyük saygı duyuyorum.